Türk sinemasının efsane isimlerinden Çolpan İlhan doğum gününde mezarı başında anıldı. Duygulanan Kerem Alışık'ın konuşmakta güçlük çektiği anma töreninde bir fotoğraf vardı ki anlamı çok büyüktü. Sinemanın unutulmaz ismi Çolpan İlhan, 80. yaş gününde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Sadri Alışık'ın kara kalem çalışması ortaya çıktı. Annemi kara kalem olarak çizmişti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, ailesi ve sevenlerinin katıldığı bir törende 80. yaş gününde Zincirlikuyu mezarlığında anıldı. Bismillahirrahmanirrahim. 25 Temmuz 2014 yılında 77 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için dualar okundu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çolpan İlhan'ın oğlu Kerem Alışık konuşmakta güçlük çekti. Doğum günü, evet, bugün 8 Ağustos doğum günü. Her şeye çare var ama özlemek çok kolay, yeri doldurulamayan bir duygu. O insana biraz ağır geliyor. Yere göğe, kalbinize, içinize sığdıramadığınız insanları böyle küçük toprakların içine sığdırmak ağır geliyor. Oğlu annesini anlatırken en güzel kelimeleri seçti, en özel cümleleri kurdu. Çolpan İlhan vefakar, fedakar bir eş, bir anne. Ömrünü ailesine adayan, ailesine çok bağlı, ailesinin kahramanı olan birisi. Çok dirençli, çok sağlam, çok güçlü kadınlar kulübünün tek başına bir kalabalığı diyebilirim. Çok ince, narin bağları olan ama asla kopmayan bir insan. Arkada duran resmin de çok büyük bir anlamı varmış. O kara kalem, babam hem kendini hem annemi kara kalem olarak çizmişti. Anneminki arşivlerde bir türlü bulunamıyordu. Nihayet bu sene bulduk. Onun için bu sene orada görebiliyorsunuz. Hem babamın kendisini hem de annemi çizdiği bir resimdir o. Kitap okurken aşağı doğru gözleri hafif eğik. Onun anlamı o. Kerem Alışık, annesi Çolpan İlhan'ın birçok öğrenci yetiştirdiğini de açıkladı. Bugün burada görüyorsunuz bir sürü öğrenci var. O okulunda öğrenci yetiştirdi. Moda evinde modacı yetiştirdi. Evimize örnek oldu. Yaratıcılığıyla, yaşam tarzıyla, insanlığıyla, sanatçılığıyla evimize bir rol model oldu. Kalbimizde taşıyoruz. Teşekkür ederim.